Vay canına. Hanımefendi, bu ne şeref bizim için. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun çocuklar. Sizleri böyle görmek beni ne kadar çok sevindiriyor bilemezsiniz. Tebrikler yenge. Herkese teşekkürler. Yarın bir toplantı yapalım da ne işler çeviriyorsunuz bir hesap verin bakalım. Hadi bakalım. Sümbül Hanım'ın dönerine. Herkes yemeğini alsın. Bütün gün uğraşıp bize döner hazırlamış. Sağ ol anne, niye zahmet ettin? Konuşma bakayım sen. Bunu bulduğuna şükret. Ya anne, ne zamandır canım istiyordu. Bu da ahyane bir fikir. Oh. Doya doya ye işte. Çok güzel pilav da var. Yönetim kurulunun daha ciddi esaslara göre belirleneceğini sanıyordum. Ortaklarımıza bir ev kadının yönetim kurulunda ne aradığını nasıl anlatacaksın? Bahar kendisi anlatır. Merak etme. Yaman ciddi ol biraz. Otelin isminden haberin var mıydı? İngilizce bir isim konması gerekiyor. Dışarıda pazarlanacak bu otel. Daha ilgi çeker. Ha? Hadi gel yemek alalım. Bu otel ne zaman bitecek çocuklar? Bir yıl sonra. Ayşe Melek, sizin de göreviniz bitti. Yatırımı sağladınız. Ne zaman dönüyorsunuz? Ayşe Melek benim adıma burada işleri yürütecek. Ben çoğunlukla İstanbul'daki işlerle ilgileneceğim. Daha epey burada yani. Vay canına. Buralı oluyorsun demek. Buyurun. Evet, Yaman. Uygun bir ev bakmam gerekiyor. Otelde yaşamaktan nefret ederim. Ne evi canım? Burada dünya kadar yer var. Beğen beğen yerleş. Sağ ol Seymen ama ben evime gelip şöminemi yakıp sabahlığım ve terliğimle kitabımı okumayı çok özledim. Böyle evler bana göre değil. Nasıl evler? Siz her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Canım, hepimizin ayrı dairesi var. Orada herkes istediği gibi yaşıyor. Israr etme Bahar. Sizde kalmak istemiyor işte. Ayşe Melek'e yarın cici bir ev buluruz. Dekorasyonunda yardımcı olursun değil mi? Yerli şeylere bayılıyor. Bahar sana harika kilimler bulur. Tabii. Ev buluruz, sorun değil. Biz şu döneri çevirelim, yanmasın. Yalnız mı yaşayacak burada? Öyle görünüyor. İyi, bir ay içinde boyunun ölçüsünü alır. Burayı New York sanıyor galiba. Göz kulak olurlar. Bizim misafirimiz olduğunu herkes biliyor. Evet. Her akşam oğlanlardan biri uğrar bir şeye ihtiyacı var mı diye. Dilara. Özellikle Seymen. Aman, mis gibi oldu. Hadi tabaklara dağıtalım. Sen bırak, odana çekil hadi. Bak kocan yattı, yalnız bırakma. Ay, tavuk muyum ben abla? Yatılır mı bu saatte? Ona bakarsan gece gündüz uyur. Haberler pek fena. Ne oluyor kız? Şu garı, Ayşe, buraya yerleşiyormuş. Bizim eve mi? Yok, ayrı ev tutacakmış. Bir başına mı? He. Canım ne var? O sen benim gibi değil. Dünyayı parmağında oynatır cinsi. Bir başına oturmaktan mı korkacak? Aman, marifet sanki. Böyle kadayıf yapsın da görem ben onu. Ne oluyor dünyayı parmağında oynatıyor da? Bak, bu yaşına gelmiş evde kalmış. Gelin hanımın yüzünü görecektim. Boğu verecekti garıyı. Hiç haz etmiyor ondan. Ona ne zararı var ki? Görürsün iki gün sonra ne zararı var. Aa, bana kalırsa hiç ses etmesin diye işe soktu gelin hanımı. İşe mi soktu? He, kurul idaresinde olacakmış. O ne ki? Yönetim kurulu. O derede çocuğun adını koymuşlar zaten. Bak bak, çocuk olunca neler yağacak. Ya erkek olursa? Hayat bey olmaz ki. Kız olacak diyor, başka bir şey demiyor.